Merhaba çocuklar. Bugün Kutsal Kitap Eski Antlaşma'da bulunan Niçin Kusursuz Bir Koyunun Kanı Gerekiyordu adlı hikayemizi anlatacağım. Öncesinde ezber ayetimizi okuyalım. Ezber ayetimiz Mısır'dan Çıkış 12. bölüm 23. ayet. Rab Mısırlıları öldürmek için gelecek. Kapılarınızın yan ve üst sövelerindeki kanı görünce üzerinden geçecek. Ölüm saçanın evlerinize girip sizi öldürmesine izin vermeyecek. Musa'dan yaklaşık 430 yıl önce Mısır'ı gelecek kıtlıktan kurtaran yöneticinin kim olduğunu hatırlıyor musunuz? Evet, doğru bildiniz. Yusuf'tu. Tanrı daha önceleri İbrahim'e soyundan büyük bir ulus yapacağının sözünü vermişti. Tanrı'nın bu vaadini de hatırlıyorsunuz, öyle değil mi? Tanrı bu vaadi gerçekleştirmek için İbrahim'in soyundan olan Yakub'u ve ailesini Mısır'a göç ettirdi. Göç etmeleri için de önden Yusuf'u Mısır'a gönderdi. Ve Tanrı'nın yardımıyla Yusuf Mısır'ın yöneticisi oldu. Yusuf aracılığıyla Yakup ve ailesi, yani 70 kişi Mısır'a göç edip Goşen bölgesine yerleştiler. Aradan 350 yıl geçti. Yusuf hakkında bilgi sahibi olmayan yeni bir kral Mısır'da tahta çıktı. Mısırlılar İsrail'i baskıyla köle gibi ağır işlerde acımasızca çalıştırdılar. İsrail halkı Mısır'da çektikleri sıkıntıdan dolayı Rab'be yalvardılar. Tanrı İsraillerin feryadını duydu ve onları Mısır'dan çıkarıp onlara Musa adlı kişiyi seçip hazırladı. Musa 40 yıl sarayda en iyi eğitimi alarak bir lider olarak yetişti. Sonrasında Tanrı onu 40 yaşında Midyan yöresine gönderdi ve orada 40 yıl boyunca çobanlık yaparak çölü tanımasını sağladı. 80 yaşına geldiğinde ise İsraillere önder olması için yanına çağırdı. Musa, Rabbe itaat ederek kardeşi Harun'la birlikte Firavun'un yanına gidip ondan İsrailleri Mısır'dan salıvermesini söyledi. Ama Mısır kralı, yani Firavun, Musa'nın sözünü dinlemedi. Bu yüzden Tanrı İsrailleri Mısır'dan kurtarmak için Mısır'ı ağır biçimde cezalandırmak üzere 10 bela gönderdi. Bunlar sırasıyla kan belası, kurbağa belası ve sivrisinek belasıydı. Ama Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Daha sonra Tanrı at sineği belası, hayvanların ölümü, çıban belası, dolu belası, çekirge belası ve karanlık belası göndererek Mısır'ı 3 gün koyu karanlığa gömdü. Yine de Firavun'un yüreği değişmedi. Her bir bela geldiğinde Firavun İsrailleri ülkesinden salıvereceğinin sözünü verdi ama bela geçince fikrini değiştirip İsrailleri daha büyük sıkıntıya soktu. Tanrı İsrailleri kurtarmak için son bela olan 10. belayı göndermeye karar verip Musa'ya şunları söyledi. Gece yarısı Mısır'ı boydan boya geçeceğim. Tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan kölenin ilk çocuğuna kadar, hayvanlar da dahil, Mısır'daki bütün ilk doğanlar ölecek. İsraillere ya da hayvanlarına bir köpek bile havlamayacak. O zaman Rabbin İsraillerle Mısırlılara nasıl farklı davrandığını anlayacaksınız. Tanrı, İsraillerin bu beladan kurtulması için ne yapmaları gerektiğini söyledi. Her ailenin bir erkek kuzu, yani kusursuz bir kuzu seçmelerini ve hayvanı kesip kanını bir kaba koymalarını söyledi. İsrailler Tanrı'nın buyruğuna itaat etti. Sonra onlar hayvanın kanını alıp etin yeneceği evin yan ve üst kapı sövelerine sürdüler. Kapılarında kan olmayanlar Mısırlılar gibi belayla yargılanacaklardı. Ayrıca o gece İsrailler Tanrı'nın buyruğuna göre yola çıkmaya hazır bir şekilde ateşte kızartılmış eti mayasız ekmek ve acı otlarla yediler. Eti çiğ veya haşlanmış olarak değil,
başı, bacakları, bağırsakları ve işkembesiyle birlikte kızartarak yediler. O gece Tanrı, Mısır'dan geçerken kapısına kan sürülmeyen evlerde bulunan hem insanların hem de hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. Mısır'ın bütün ilahlarını yargıladı. Ama evlerin üzerinde kuzunun kanı olan İsraillerin bütün aileleri beladan kurtuldu. Tanrı kuzunun kanını görünce evlerin üzerinden geçti ve hiçbir şeye zarar vermedi. Çünkü ilk doğan çocuğun yerine bir kuzu ölmüştü. İsrailler Tanrı'nın buyruğuna itaat ettiler ve yargıdan kurtuldular. Ve sonra Tanrı İsrailleri Mısır'dan çıkararak onları kurtardı. Evet çocuklar, bu olay aracılığıyla Tanrı kurtuluş yolunu gösterdi. İnsanın kendi günahı için ölmesi gerekirken onun yerine sunulan hayvan öldü. Bu kuzu İsa Mesih'i simgeler. Kuzunun kusursuz olması İsa'nın da günahsız olduğunu gösterir. Kuzunun kanının kapı sövelerine sürülmesi sayesinde ölümden kurtuluş sağlandığı gibi günümüzde de insan Tanrı'nın gazabından İsa Mesih'in günahlarımız için öldüğüne iman ettiğinde kurtulabilir. Tanrı, İsrailleri yargıdan kurtaracak bu kurtuluş yolu sundu. Günahlarından dolayı yargılanacak olan insanı kurtaracak tek kurtuluş yolu tasarladı. İsa Mesih, günahlı insanlar için bir kurban oldu ve çarmıhta kan akıtarak öldü. İsa Mesih bizim fısıh kurbanımızdır. Artık fısıh kurbanı olarak dünyaya gelip çarmıhta yerimize ölen İsa'yı kurtarıcı olarak kabul edip sonsuz yaşama sahip olabiliriz.